Çocuklarda obezitenin nedenleri. Obezite, yani aşırı şişmanlık, vücuda harcanandan fazla enerji alınmasıyla vücuttaki yağ miktarının anormal şekilde artmasıdır. Vücuttaki yağ hücrelerinin büyümesi, yani hipertrofi veya hücrelerin sayısının artması hiperplazi olarak tanımlanmaktadır. Çocukluk dönemindeki şişmanlıkta genellikle hipertrofi görünmektedir. Ayrıca çalışmalar çocukluk döneminde şişman olan bireylerin ileride yaklaşık %20 ila %50'sinin şişman yetişkinler olduğunu bildirmektedir. Çocukluk çağındaki obezite ile beraber birçok hastalık ortaya çıkar. Bunlar endokrin ve metabolik hastalıklar, solunum sistemi hastalıkları, psikolojik bozukluklar, kas iskelet sistemi hastalıkları, toplumsal uyumsuzluk, diyabet, kalp damar hastalıkları ve kanser. Obeziteye neden olan etmenler arasında hormonal nedenlere çok nadir rastlanmaktadır. Genetik etmenler ise çocuklarda şişmanlığın diğer bir nedenidir. Ailesi şişman olan çocuklarda şişmanlık, ailesinde şişman olmayanlara göre 3 kat daha fazla görünmektedir. Çocukluk çağındaki şişmanlığın en önemli nedenleri arasında çevresel etmenler yer almaktadır. Çevresel etmenler ise şunlardır. Beslenme etmeni. Bebeklik döneminde anne sütü alan bebeklerde mama ile beslenenlere göre şişmanlık daha az görünmektedir. Bununla beraber beslenme tekniği, sıklığı, içeriği, çeşitliliği ve miktarı çocukta beslenme alışkanlığının yerleşmesinde önemlidir. Yüksek kalorili gıda tüketimi, çok sık ya da seyrek yemek, çok şekerli gıda tüketmek, gece yatmadan önce yemek, hazır gıdalar, fast food tüketimi çocukluk çağında obeziteyi tetiklemektedir. Fiziksel aktivite. Ulaşım için araçların daha sık kullanılması, asansör kullanımı, bilgisayar oyunları, televizyon, uzaktan kumandalı cihazların kullanımı, uzun süreli ders çalışma saatleri, oyun alanı olmayan apartman yaşantısı, spor dersinin yerine başka derslerin tercih edilmesi çocukların fiziksel aktivitenin azalmasına neden olmaktadır. Aile etmeni. Çocukların istediği her besine rahatlıkla ulaşması, evde yüksek kalorili hazır gıdaların bulunması ailenin sorumluluğundadır. Bu dönemde çocuklar anne ve babaların örnek alırlar. Dolayısıyla anne ve babasının beslenme şekli çocuğun beslenme alışkanlıklarının oturmasında büyük rol oynar. Ailenin fiziksel aktivitesi aynı şekilde çocuğun fiziksel aktivitesini de etkilemektedir. Sosyal sorunlar. Apartman yaşamı, kent yaşamında olumsuz çevre, yani trafik yoğunluğu, çocuğun ev dışında geçen zamanı ve benzerleri, çocuğun fiziksel aktivitesini etkileyen faktörlerdir. Psikososyal etmenler. Anne baba arasındaki olumsuz ilişkiler, büyük aile, parçalanmış aile, yaşlı anne, tek çocuk ve arkadaş edinememe gibi etmenler, çocuğun psikolojisini etkilediği için bu dönemde aşırı yemeğe olan eğilim artmaktadır. Çocuklarda obezitenin beslenme tedavisi. Çok düşük enerjili diyetler ve hızlı kilo kaybı çocuklar için uygun değildir. Tedavi süresince çocuğun büyüme ve gelişmesi çok iyi takip edilmelidir. Çocuğun yaşına ve enerji ihtiyacına uygun bir diyet hazırlanarak alması gereken temel besin öğelerini diyetle beraber sağlamak tedavinin bir parçasıdır. Bu programla beraber çocuğun beslenme alışkanlığındaki hatalar tespit edilerek doğrusunun çocuğa öğretilmesi ileriki yaşantısını da olumlu yönde etkileyecektir. Şeker, şekerli besinler, kuru yemişler, çikolata, börek gibi yüksek enerjili besinler diyetten çıkarılmalıdır. Bunların yerine sebze, meyve gibi lifli besinler eklenmelidir. Beslenme tedavisi süresince çocuğun tek başına diyet yapması beklenemez. Bu yüzden ailenin de bu programa uyması gerekmektedir.
Sağlıklı çocukların sağlıklı yarınları için beslenmeye özen gösterin.